Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koçu olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, sosyal ve eğlenceli bir ay olabilir. Temmuz'un sonunda meydana gelen Aslan burcu yeni ayının etkileriyle Ağustos'a başlayacağız ve ilk 10 günlük süreci içerisinde Aslan yeni ayının güçlü etkileri altındasınız. Özgüveninizin yükseldiği, yaşamdan keyif almak istediğiniz bir dönemdesiniz ve kuşkusuz Ağustos'un ilk haftasında bunun için güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Maddi manevi kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ve bununla da ilgili gerek kişisel yetenekleriniz, gerek sahip olduğunuz değerleri kullanma, bunlardan verim alma konusunda yeni stratejiler belirleyebilirsiniz bu ay. Önemli fırsatlar da çıkabilir karşınıza ve tabii ki bazı yön değişiklikleri de olabilir. Aşk hayatınız ve romantik konularda sürprizlere hazır olun. Kişisel keyfinize de düşkün olacağınız için güzel bir tatil yapmak, seyahat etmek, çocuklarla ilgili bazı konularda da Ağustos'un ilk haftası oldukça hareketli. Evet, masraflarınız olabilir. Hatta beklediğinizin dışında biraz daha fazla masraf yapabilirsiniz ama bunların size vereceği tatmin de oldukça yüksek olabilir. Para kazanmak için bazı riskler almanız da mümkün. Hani bunlar yaptığınız yatırımlar olabilir, kaynaklarınızı değiştirmek, farklı yöntemler bulmak veya bazı alım satımlar olabilir ya da hani herhangi bir becerinizi kullanarak bir değer oluşturmak, bununla ilgili konular olabilir. Kazanç anlamında da bazı sürpriz fırsatlarla yine Ağustos ayında karşılaşabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay Satürn'le birleşiyor ve Boğa burcundaki Uranüs'te de zıt açı içerisinde oldukça güçlü ama sabit burçlarımızı daha güçlü bir şekilde etkileyen bir dolunay. Sevgili koçlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar Kova, Aslan, Akrep ya da Boğa burçlarının 19 derece ve yakınlarında eğer kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunay sizi de çok önemli şekilde etkileyebilir. Bu durum tabii biraz sert etkiler de getirebilir. Çünkü Satürn söz konusu bu dolunayda. Satürn söz konusu olduğunda sorumluluklarımız, yapılması gereken konular, eğer yapmadığımız, yerine getirmediğimiz görevlerimiz varsa, ihmallerimiz varsa bunlarla yüzleşmeler söz konusu olabilir. 11. evinizdeki dolunay bazı hedeflerinizden sonuç almanızı sağlayabilir. Emek harcadığınız, çalıştığınız konularda özellikle iş konuları olabilir bunlar, kariyer konuları olabilir. Buralarda maddi ya da manevi bazı tamamlanmalar ve bunun sonucunda hak edişlerle karşılaşmalar olabilir. Parasal kazançlar içinde aslında fırsatlar sunabilecek bir dolunay, kova dolunayı. Sosyal alanlarda arkadaş çevreniz, ait olduğunuz bazı gruplar, sosyal ilişkilerde de dönüşümler olabilir. Örneğin bir kulüpten ayrılabilirsiniz, bir dernek üyeliğini sonlandırabilirsiniz veya bu tarz oluşumlarda daha güçlü sorumluluklar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın, çevrenizdeki kişilerin yaşamlarında bazı etkiler olabilir ve bunların dolaylı olarak size tesirleri olabilir. Kova dolunayı sosyal ve toplumsal konulara da vurgu yapıyor ve siz de bu dolunay döneminde bireysel olarak biraz daha başka insanlarla, daha evrensel konularla, belki bilimsel konular olabilir bunlar. İşte teknolojiyle ilgili konular olabilir, arkadaşlarınızla ilgili konular ve tabii ki daha evrensel, daha insani konular olabilir. Bunlara ilgi duyabilir. Bu alanlarda bazı çalışmalar içerisinde yer alabilirsiniz veya daha önce yapmış olduğunuz bazı eylemlerin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dolunay etkileri özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasında güçlü olarak kendini hissettirebilir. 14 Ağustos'ta Güneş-Satürn kavuşumu karşıtlığı meydana geliyor. Sert bir açıdır. İşte aşk hayatımız, arkadaş ilişkilerimiz, iş ve kariyer konularındaki beklentilerimiz, üzerinde çalıştığımız bir proje varsa buradaki beklentilerimizle ilgili önemli bazı tamamlanmalar veya bazı gerçeklerle yüzleşmeler gündeme getirebilir. Bugünlerde çevremizdeki otorite figürleri, özellikle üstlerle olan ilişkilerde de biraz daha dikkatli olmakta fayda var. 13 ve 19 Ağustos arası gökyüzünde oldukça güzel enerjiler var. Destekleyici gezegen tesirleri var. Venüs de Aslan burcunda ilerliyor olacak. Bu
aşk hayatınızda olumlu olarak etkileyecektir. Yaşam daha keyifli olabilir bu süreç içerisinde. Eğlenme fırsatlarınız olabilir. Çocuklarla ilgili de aslında Ağustos ayı sizin için verimli görünüyor. Çocuklarınızın eğitimi olabilir, onların sınavları olabilir. Yani biraz daha böyle keyif alacağınız, mutluluk duyacağınız, başarıların ortaya çıkması mümkün. Belki hamilelik, yani doğum gibi bir konu gündeme gelebilir. Yani çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz ve bununla ilgili de tabii ki gündemleriniz olabilir. Ve 20 Ağustos bu yılın en önemli gezegen hareketini başlatıyor. Gezegeniniz Mars, İkizler Burcu'ndaki seyrine başlayacak. Niçin bu kadar önemsiyoruz? Çünkü Mars'ın kendi içinde 2 yılda bir yaptığı özel bir döngüsü var. 2 yılda bir retro hareket yaptığı için bu retro hareketi yaptığı burçta uzun süre seyreder. Ve 20 Ağustos itibariyle Mars İkizler Burcu'na geçecek. 30 Ekim'de gerilemesine başlıyor. 12 Ocağı kadar gerilemesi devam edecek. Gerileme sonrasında da 26 Mart'a kadar Mars İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Baktığımızda 7 aylık bir süreçten bahsedebiliriz burada. 7 ay boyunca Mars İkizler Burcu'nda olacak. Tabii ki Mars neredeyse hayatımızda enerji orada. Motivasyonlarımız o alana yönleniyor. Mücadeleler de orada. Ve sizin 3. evinizdeki Mars geçişi önümüzdeki 7 aylık bir süreçte enerjinizi bu alanlara daha fazla yönlendireceğinizi gösteriyor. Bu sizin hayatınızda önemli bir dönem olabilir. İletişim konuları, eğitimle ilgili faaliyetler, ticari aktiviteler, yolculuklar, seyahatler, daha çok lojistik gibi konular, hani işinizle de bağlantılı olarak tanıtım, halkla ilişkiler, reklam gibi konular olabilir. Her türlü online ya da fiili ticari aktiviteler, yakın çevre ilişkileriniz ki özellikle komşular ve kardeşlerle olan dinamikler, bunları önümüzdeki 7 ay boyunca çok daha fazla gündeminize tutabilirsiniz. Zaman zaman sizi zorlayacak enerjiler olabilir. Efor sarf edebilirsiniz bu alanlarda. Özellikle Mars'ın gerileme dönemi 30 Ekim ile 12 Ocak arasındaki dönem sizin için biraz daha bazı şeyleri tekrar tekrar gözden geçirebileceğiniz, bazı sınamalarla da karşılaşabileceğiniz, daha dikkatli olmanız gereken bir süreç olabilir sevgili koçlar. Ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Başak yeni ayı adı üstünde iş, çalışma, emek sarf etme ile alakalı ve sizin de 6. evinizde doğacak. Bu yeni ay yaşamınızda yeni bir düzen anlamına geliyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında değişken burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa Başak yeni ayı sizi çok daha güçlü etkileyecektir. Yeni bir işe başlama, mesleki alanlarda bazı kararlar verme, günlük hayatınızda alışkanlıklarınızla ilgili bazı değişimler, sağlık konuları tabii ki Başak konusudur. Hani bu yeni ay sağlığınıza biraz daha vurgu yapıyor. İyileştirmek için, tedaviler için bazı arayışlarınız olabilir. Alternatif tıp, şifa, terapi gibi çözümler bulabilirsiniz. Sağlıklı yaşam için, hayatınızı iyileştirmek için, sağlıklı beslenme, spora başlama ya da zararlı alışkanlıklardan kurtulma gibi bir süreciniz olabilir. Bu dönem tabii ki Eylül ayının 10'una kadar olan süreci de kapsıyor. Bunları gözden geçirebileceğiniz, düzenlemeler yapabileceğiniz önemli bir süreci işaret ediyor sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.